2024 için bugün açıkta kalmamak için ne yapmalıyım diyeceğiz. Tercih dönemi yaklaşıyor, artık az bir süreniz kaldı. Şu anda araştırmalar halinde olduğunuzu biliyorum. Mutlaka araştırmalarınızı yapın ve tercihlerde açıkta kalmamak için de altın kurallara lütfen dikkat edin. Biz bu işin gerçekten kitabını yazdık. 2 senedir çok kısa bir süre satışa çıkartıyorum ve sağ olsun öğrencilerim bitiriyor. Doğru tercih çok önemlidir. Gerçekçi hedef ve doğru tercih birleştirdiğiniz takdirde üniversitenin kapısını gerçekten kırarsınız tabiri caizse ve içeri girmiş olursunuz. Açıkta kalmamak için ne yapmalıyız? Öncelikle altın kural gerçekçi hedef belirlemesi. 500 bininci arkadaşım sana sesleniyorum. 250 binden başlama. Bu senin için hayal olur. Ama 400 binden, 420 binden başlayabilirsin. Zorlamaya başlayabilirsin. Orta tercihlerde mutlaka 600, 700, 800 bin bandını yakala. 500 bininci arkadaşım neden 23-24'e 1 milyonluk yerleri yazmıyorsun? Hocam ben 500 binim ya, 1 milyonluk yer gelmez deme. Tercih döneminde olumlu sürprizler ve olumsuz sürprizler vardır. Umarım olumlu sürprizlerle karşılaşırsınız. Bunda hemfikirim, hiçbir sıkıntı yok. Ama ya olumsuz sürprizlerle karşılaşırsınız? Kontenjanlar düşüyor vesaire, bir şanssızlıklar olabiliyor. Olumsuz sürprizlerle karşılaşmamak için tercih aralığımızı açık tutacak. İşte açıkta kalmamak için, işte mezuna kalmamak için tam kritik nokta. Tercih aralığımızı çok yüksek tutacağız. 23 ve 24. tercih bizim için can noktası. En yüksek çıkabildiğimiz yere kadar 23-24'te çıkacağız. Hocam ya bana onlar gelirse? Gelsin. Eğer onlar sana gelirse zaten o 22 tercih var ya bunların önündeki. Senin sıralamanın önünde kapattığı içindir. Yani ÖSYM sana kurayla gidip 24'ü vermiyor. Birinci tercihinden itibaren sokmaya çalışıyor. Olmadı 7, olmadı 9, olmadı 16, olmadı 24 diyor. Al sana 24. tercih diyor. Çünkü sen zaten yazdığın 23 tercih senin sıralamanın altında kapattı. Hiçbir senin aktif olarak bir rolün yok. 24'ü o yüzden verdim sana diyor. Lütfen ama lütfen tercih aralığımızı açmayı unutmayalım. Bak sana tekrar soruyorum. Mezuna bırakmayı düşünüyor musun? Asla hocam. O zaman niye 23-24'ü çok üste çıkmıyorsun? 1 milyoncu arkadaşım. 23-24'te 1.5, 1.6, 1.7'ye kadar git. Bak 23-24 senin için koruma noktan. ÖSYM beni almak zorundasın dediğin yer olsun. 100 bininci arkadaşım. 250 bin bandı 23 ve 24'te senin koruman olsun. 10 bininci arkadaşım. 30-35 bin bandı 23 ve 24'te senin koruman olsun. Ben sana videonun başına ne dedim? Mezuna bırakmayı düşünüyor musun? Açıkta kalmak istiyor musun? Asla hocam. O zaman dediklerimi uygulamak zorundasın. Tercih aralığını geniş tutmak zorundasın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Tercih koştuğu alabilecek imkanı olanlar için buralardan bizlerden destek alabilirsiniz. Alamayanlar için de elimden geldiğince böyle videolar çekiyorum. Tercih koştuğu önemlidir. Yönlendirme yapıyoruz. Benim diğer koçlar gibi al listem bu hadi işimiz bitti olayı yok. Biz WhatsApp'a geçeriz. Sürekli iletişimde kalırız. Gece 4, sabah 8, 4 saatlik uykuyla devam ediyoruz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Buralardan ulaşabilirsiniz. Kolaylıkla.